bir evde iş yaptırdığım bir sahnemiz vardı. Orada çok eğlenmiştik. Eşyaları taşıdığımız bir sahne vardı. Koltuğun yerini değiştiriyorduk. Orada Ezgi'nin, yani ne diyeyim, oyunu beni çok güldürmüştü. Benim ilk sahnemde 29. bölümde pat diye biri psikiyatristin odasını basıp bir dakika böyle olmaz kardeşim diyor. O çok çok komikti, hiç unutamayacağım. Birkan'ın gülme krizine girdiğimiz, Ezgi ile şu ütü masasının orada yine böyle tartışmaya çalıştığımız sahnelerin hepsi çok komik, inanın. Havuz etrafında, havuzda çektiğimiz sahneler vardı. Tüm o sekans oldukça eğlenceliydi benim için. Aslında en sert sahneleri oynarken bile eğleniyoruz yani bu. O anlamda çok iyi bir iş oldu bence. Hep eğlendik. Final sahnesi galiba. Bütün sahneler diyeceğim. Galiba bütün soruların cevabı bu olacak benim için. Annemle olan sahnelerimin birçoğu, kabus sahneleri. Saç kesme zaten başlı başına benim hayatımda çok özel bir yeri var. Merdivenlerde Han'la konuştuğu sevmek böyle bir şey dediği sahne. Han'ın Hikmet'i banyoda yıkadığı sahne. Yani babasını öyle zamanında çocukken Han'ı yıkadığı gibi şimdi işin tersine dönüp babasının rahatsızlığından dolayı onun ona şefkat göstermesi ve öyle bir ilişki kurmaları bence oldukça duygusal bir sahne. Çöp torbalarını verdiğimiz ve kamyona attığımız ve kamyonun İstanbul'u içinden geçtiği sahneydi. Bence Safiye'yle ilk karşılaştığımız sahneydi çok iyi. Ben repliğime girmeyi unuttum. Çok an oluyordu. Safiye'nin, Ezgi'nin bütün sahneleri. Çok var ya bu. Ezgi'nin duvara kafayı vurduğu sahne. Merve'ye büyük hayranlık besliyorum. Ezgi'ye büyük hayranlık besliyorum. İşte Birkan'a, bütün arkadaşlarımla. Çok fazla var. Çok keyifliydi benim için. Çok özel sahneler var böyle. Bu sezon Ezgi'nin saçlarını kestiği bir sahne var. O bir oyuncu olarak da yaptığı fedakarlık oldukça büyük ve o andaki performansı da inanılmaz etkileyiciydi. Ben izlerken de çok etkilenmiştim. Merve'nin bu yine çıldırdığı ve bu çıldırmayla gelen bir altına kaçırma sahnesi vardı. Ben de onu paspasta siliyordum. Karakter genel olarak bende başka bir kapı açtığı için bu soruya net yani şu sahnedir diyemeyeceğim. Genel masumların bende böyle bir efekti var zaten, etkisi var üzerinde. Hep beraber denize girdik. Gerçekten çok iyiydi. Hepsi. Bütün sahneler. Gülben'le olan sahnelerimizi çok seviyorum genel, total. Onu hazırladığım, süslediğim sahneleri çok seviyorum. Yani bütün sahnelerimi çok severek oynadım. Tek plan çektiğimiz Safiye'nin kafasını duvara vurmasıyla sonlanan o tek plan, o blok içinde olmaktan çok gurur duyduğum sahnelerden sadece biriydi. 10. ya da 11. bölümde Gülben'in gelip Esat'ın evine kendini kapattığı bölümü çok severek oynamıştım. Bence Gülben çok kahraman bir karakter. Umarım gerçek hayatta çoktur. Umut etmekten hiç vazgeçmemiş, genç ve çok başarılı olacak bir kadın. Kalbi çok temiz, çok güzel bir insandı ya. Hep çok şefkatli, sevecen, insanları sevmeyi çok seven bir karakter. Hem eğlenceli hem hüzünlü. Sevilmeyi en çok hak edenlerden biri, hatta ilki. Tüm erkeklere ilham olsun. Kadınlar da Naci gibi adamları sevsinler. Bence Ceylan çok aşık. Elinden oyuncağı alınmış bir çocuk diyebilirim. Her şey olabilir.